Eceliyle ölenler mazide kaldı. İnsanlar insana kıyıyor, vah vah. Allah'ın verdiği ömrü kısaltıp kendini ölümsüz sanıyor, vah vah. Cennetti bu dünya, cehennem oldu. Dost olan insanı inançla vurdu. Parayla kendine saltanat kurdu. Allah'ı inkar ediyor, vah vah. Ne huzur kaldı, ne de adalet. Susuyor insanlık, arttı cehalet. Gün be gün çoğaldı açlık, sefalet. Mazluma eziyet ediyor, vah vah. Pazarlık kurulmuş dünya malına. Kimler geldi, ermedi ki tadına. Üç kuruşluk değer insan canına. Gözünü kırpmadan vuruyor, vah vah. Almasın hiç kimse mazlum ahını, virana çevirir tacın tahtını. Hak deyip vermezsen kulun hakkını, Azrail peşinde geziyor, vah vah, vah ki vah. Evet sevgili izleyenlerim, yine değerli bir konuğum var. Her hafta olduğu gibi güzel bir şiirle başlamak istedim. Bana ait olan bir şiirim. Evet konuğum şair Mustafa Şahin. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Evet Mustafa Şahin kimdir? Önce isterseniz her zamanki yaptığımız şeyle başlamış olalım. Mustafa Şahin 1966 Karaman Ermenek doğumlu. Evet. Halen bir kamp kurumunda çalışıyor. Devam ediyor. Ne güzel. Şiir yazıyor. Evet. Şiir yazmaya devam ediyor. Devam ediyor, evet. Evet, tekrar hoş geldiniz. Dediğim gibi gerçekten biz sürekli şunu yapmaya çalışıyoruz. 13. yüzyıldan günümüze gelen şair ve ozanlarımıza yönelik bir programı, onları tanıtıyoruz yine. Ama geçmişten geleceğe olan şair ve ozanlarımızı yaşarken değerlerini bilmek adına böyle güzel bir program başlattık. İnşallah sizlerin de böyle katkılarıyla, destekleriyle bu güzel bir yere gidecek diye düşünüyorum. İnşallah. Belki bir canlı antolojiye dönüşür diye düşünüyorum. Güzel olur herhalde gelecek nesil için. Evet. Hemen güzel bir şiirinizi almak istiyorum. Tepeden tırnağa aşka batmışım. Çıkmak istiyorum, olmuyor dayı. Gönlüme alırken çok abartmışım. Boşluğu bir türlü dolmuyor dayı. Aşkta olmaz dedim, gururu yıktım. Ömür törpüsüymüş, çok geç ayıktım. Çıkardım sevgimi kalbine sıktım. Bu aşk 9 canlı ölmüyor dayı. Yangınlara düştüm, bozuldu faça. Sevdalar giyindim, bol geldi paça. Mutluluk nerede, kilosu kaça? Bu hayatı midem almıyor dayı. Huzur kuş misali gökten iniyor. Nabzımı yokluyor, beni deniyor. Tam kapıma gelip geri dönüyor. Bir gece yatıya kalmıyor dayı. Sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, ben de öleyim. Unutmak işime gelmiyor dayı. Bu benle özdeşleşen bir şiirimdi. Bestelenmiş, bazı sanatçılar tarafından okunmuş bir şiirimdi. Yüreğinize sağlık gerçekten. Çok teşekkür ederim. Güzel. Özellikle dayı olarak bir temsili
Evet. Anlatılır ama sanki böyle hani bir yerde oturmuş da bir dertleşir babında. Bundan dolayı da lakabımız dayı, dayı kaldı. Dayı mı kaldı? Evet. Çok güzel. Evet, özellikle ben de buradan şimdi şiirler o kadar uzun olunca arkadaki dörtlükleri de böyle unutur oluyor insan. Şimdi ne var diye bakınca tabii ki şiir duyguyla, düşünceyle, yaşanmışlıklarla yazıldığı için bir başladığınız zaman bazen sadece bir kuplede kalıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki böyle uzamış gitmiş. Sonu nereye gittiği belli olmayan şekilde de yazmış oluyorsunuz. Evet. Evet, gördüğüm kadarıyla siz de bizim gibi böyle başladığınız zaman bayağı bir nereye kadar gideceği belli olmayan bir deryaya Çok, dönüşüyorsunuz evet, gibi geliyor. çok çok uzun şeyler var, şiirler var yazdığım. Evet. Hiciv'i çok seviyorum ben. Ne güzel. Özellikle feyiz aldığınız şey nedir? Yani insanlarda bir ya birisinden etkilenir ya gerçek anlamda Allah vergisidir ya da ne bileyim bir duygu ya da yaşanmışlık ya da insanlarla bir şey paylaşamazsınız, kendinizi ifade edemezsiniz. O yalnızlığınız içinde işte bir şeyleri kaleme dökerek anlatmak istersiniz. Hangisi? Aslında yani birebir feyz aldığım ya da ne bileyim özendiğim birisi yok. Evet. Zaten okuduğum zaman da göreceksiniz biraz kendime has benim şiirlerim. Yani bana özenliyorlar işte. Evet, çok güzel. Yani. Genelde ben soruyorum işte programa katılanlara, konuklarıma. Ya ben şair bile değilim falan diyor. Şairin şeysi bile olamam ama siz de gerçekten böyle hani özgüvenli herkes benden feyiz alıyor demeniz gerçekten Ya bir güzel tabii bir espri bir tarafa espri yapıyoruz ama yani kendine özgüven de çok güzel. Yani bunu söyleyebilmek tabii ki herkesin. Gezgin olarak yazdım şiirlerimi hep. Evet. Yani mahlas değildi. Birçok arkadaşım şöyle dedi. Yani daha şiire başlarken isim olmasa ben bunun gezgin şiir olduğunu biliyorum. Evet, benim de genelde şiirlerim aynı tarzda ve isim yazmadım diye de bana çok kızanlar oluyor. Neden mahlas kullanmıyorsun? İleride işte sorun olacak falan. Ben zaten beni anmaları için değil, insanların kimin yazdığı belli olmayan ama insanlara hitap eden şeyler olsun istediğim için. Ben bu arada şansımı konuşmaktan yana kullandığımda sizden hemen bir şiir daha almak istiyorum. Tarzın ele veriyor aklından geçenleri. Dervişin fikri neyse zikri oymuş efendi. Çok gördüm rüzgar ekip fırtına biçenleri. İçi boş muhabbete karnım doymuş efendi. Nefret aşılanırken Mısır, Yemen, Tunus'a hoşgörüyü kim vermiş Mevlana'ya, Yunus'a? Dere ırmağa akar, ırmak da okyanusa yolunu bulamayan hangi suymuş efendi? Akıllı onarırken çatlak kafatasını, deli deliyi görür saklar mı sopasını? Kardeş kardeşi vurur, ana tutar yasını, isyan ne haddimize, töre buymuş efendi. Hak'tan söz edenlerin gölgesiyken yalanlar, sıratı çoktan geçti şeyhten destur alanlar. Kaymağını yerlerken göle maya çalanlar, Nasreddin Hoca bile gurur duymuş efendi. Tarlası sulak olan doldururken kileri, Somali'ye uğramaz iyilik perileri. Eşek eşek kaldıkça binecek birileri, sırtına boşuna mı semer koymuş efendi? Üstün ırk sayıldıkça Avrupa'nın hakları, hayvandan sonra gelir siyah insan hakları. Din imandan bahsetme, bırak bu ayakları, kulu şerefli kılan iyi huymuş efendi. Uzatmaya lüzum yok. Yani sözün kısası, gir ve parçala diyor kapitalizm yasası. İnsanın itibarı zengin iftar masası, devenin itibarı uzun boymuş efendim. Evet, yani gerçekten o kadar güzel. Yani ben her defasında güzel diyorum ama bu başka bir güzel. Yani şu anki okuduğunuz şey de ayrı bir derinlik ve anlam var ve o kadar güzel anlatmış ki bir tarihi, yaşamı, siyasi yapısını, yani ekonomik yapısını, insanların yani ders çıkarması gereken çok güzel şeyler var içinde.
Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok da derine giremiyorum. Evet. Kamu personeli olduğum için. Maalesef öyle oluyor. Yani bazen diyorlar ya işte hukuksal anlamda yani yazdığınız şeyler işte böyle içeri giren şairler yok mu falan. Hep içeri girmişlerdir ama sonradan değerleri anlaşılmıştır. Ya da ya ölmüşlerdir, öldükten sonra değerleri anlaşılmıştır. Biz de yaşarken işte değerlerinin anlaşılması gerektiğini ortaya koymak adına böyle bir girişimde bulunduk. İnşallah yani başımıza bir sıkıntı gelmez diye düşünüyorum. İnşallah bu ülkede şair olmak zor. Gerçekten. Yani en tehlikeli şey kalem işlerler ya. Aslında evet. Hazreti Ali Efendimiz de der ya söz dile dönüşmeden eğer içindeyse onun sahibi sensin. Ama ağızdan çıktıktan sonra işte onun kölesisin babında. Yani şimdi biz de yazıyoruz. Evet çok şeyler insanız ve Allah'ın yarattığı canlı Kur'anlarız. O canlı Kur'an olarak da yazmak istediğimiz yani insan okuyarak, kendimizi okuyarak yazmak istediğimiz değerleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama Allah kabul ediyor da kul kabul etmiyor. Sorun orada diye düşünüyorum evet, değil mi? Evet. Hemen o zaman ben de güzel bir şiir okuyayım. Dünya denen yerde yoktur mekanım. Bir beden de köle miyim ben neyim? Kime kastım, kime neydi zararım? Deli miyim, deli miyim, divane mi ben neyim? İyilikse insanlığın amacı. Kime kardeş olduğum, kimine bacı. Bir gönülde, bir gönülde duramadım kiracı. Yersiz yursuz, biri miyim, ben neyim? Hayli donda geldim gittim cihana. Garip doğdum, sultan oldum divana. Nefsim ile, nefsim ile eremedim murada. Hakikat mi, tarikat mi, ben neyim? Yere göğe sığmaz ilmim amelim. Kudrettendir yazar levh-i kalemim. Bir nefesten, bir nefesten, ruhtan hasıl ademim. Dua mıyım? Beddua mı? Beddua mı? Ben neyim? Ben neyim? Evet, sizin o yazdığınız... Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yazdığınızın üzerine hani ben neyim diye çağrışım yaptı. Onu okumak istedim özellikle. Ne güzel. Bilmiyorum. Belki bu şekilde bir şeyimiz olur. Atışma, evet. Atışmaya dönüştürürüz. Evet. O da güzel bir, aslında olması gereken bir şey. Hani insanlar konuşarak... Aslında her zaman söylediğim bir şeydir bu. Konuşarak insanlar aynı dili konuştukları halde anlaşamazlar. Belki aynı dili konuşarak anlaşamayan insanlar böyle şiire yazdıklarıyla anlaşırlar diye düşünüyorum. Bugün de biz öyle yapalım olmazsa olur mu? Evet tabii. Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamette? Evet çok güzel bir şiir dinledim. Bıraksam gideceksin sıkı sarılmam ondan. Bakışların kaçamak ellerin emanette. Ben nasıl su dökerim ardın sıra balkondan? Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Hadi gittin diyelim, ocağımız batacak. Kim temizlik yapacak, kim çöpleri atacak? Enfeksiyon kaparsam kim nane kaynatacak? Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Sudan sebepler bulup kim bana bağıracak? Kim çocuk gönderip de kahveden çağıracak? Kim terlik fırlatacak? Kim kafamı yaracak? Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Bu soğukta kim bana gönlünü düşürecek? Kim ben işim artacak? Kim ben işi şişirecek? Kim sobanın üstünde kestane pişirecek? Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Sevgi istersen sevgi, para istersen para. Gelmekten vazgeçtim de hadi anneni ara.
Bak şunun şurasında ne kaldı ki bahara? Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Ey gözleri kızılım, tırnakları karalım. Diz çökelim Eros'a yalvarıp yakaralım. Sabret de en azından şu martı çıkaralım. Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Tutuklusun gönlümde ancak salarsam hürsün. İstemem şömineye başkası odun sürsün. Ya bensizlikten üşür ya beni üşütürsün. Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Var ya, var ya sensiz hayatın anasını satarım. Ya sıkarım kalbime ya da söker atarım. Çift kişilik yatakta yalnız nasıl yatarım? Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Yanı başımda ol da yine sözümü tutma. Seni başkası çekmez, hiç kendini avutma. Hadi kapat kapıyı, evimizi soğutma. Ayrılık mı olurmuş bu kışta kıyamet? Evet, bir evin direği. Ben akşam bir şeyi paylaşmıştım, öyle doğaçlama, abimin doğum günüydü. Burada doğum gününü kutlamış olayım, tekrar geçti ama. Özellikle erkek evin çatısı, kadın evin kapısı demiştim. Gerçekten işte hani kapıyı ört dediniz ya, oradan evet. Da ona gerçekten demek ki aynı duygular ve hissiyat içerisinde düşünmüşüz. Yani bir ailede bir eşin nasıl olması gerektiği konusunda yani çok doğal güzel bir... Yani doğal bir şekilde şimdi şöyle şeyler alıyorum ben mesela. Ya bir ayrılık bu kadar mı güzel anlatılır? Yani gül ayrılık şiirlerinde diyor alıyoruz. Ama siz ayrılıktan ama değil. Ama ayrılığı diyor böyle gülerek insan nasıl anlatır? İşte böyle anlatır diyorum ben. Yani şimdi ayrılık dediğiniz şey çekip gitmek var ama sizde çekip gitmek yerine olan ayrılıktan değil. Kalması gereken bir bütünlükten bahsediyorsunuz. Çok güzel bir mesaj, bence sosyal mesaj içeren bir şiir olmuş gerçekten. Umarım çiftler, özellikle eşler bu konuda bu şiir üzerinde biraz düşünürler şöyle. Düşünmeliler. Değil mi? Düşünmeliler bence de. Çünkü son zamanlarda pandemi dolayısıyla ciddi anlamda evde kaldıkları için eşler bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Boşanmalar artıyor, şiddet artıyor. Özellikle çok kötü maalesef, bir şey. Maalesef. Daha bir şey yapamıyorsan çekil odan bir köşesine, ya resim yap, yap bir şeyle uğraş yani. İnsanların birbirleriyle uğraşması kadar kötü bir şey yok. Evet. Evet, hemen güzel bir şiirle o zaman devam edeyim. Derdehli insanım, etten kemikten. Ağlayıp durmuşum boşu boşuna. Çalmışım bir zaman aşkın telinden. Çağlayıp durmuşum boşu boşuna. Hayatı okudum, kendimi buldum. İnsanı kâmille divana durdum. Ne kendime geldim, ne hesap sordum. Adalet, adalet aradım boşu boşuna. Dost bilir aynaya dostça bakarım. Her kulu ben gibi kendim sayarım. İnsandan doğarım, insan ayarım. Bir pula, bir pula satıldım boşu boşuna. Mahkumuz dünyada edemem firar. Ezelden yazılmış, verilmiş karar. Sermaye ömürse, sermaye ömürse kâr ile zarar. Zamanı suçladım boşu boşuna. Aşktır her şeyin başı ve sonu. Sırattan keskindir, incedir yolu. Huzuru mahşerde, huzuru mahşerde kul olan kulu. İnsandan saymışım boşu boşuna. Çok güzeldi. Evet, özellikle burada şeyi yazmıştım ben de, mahkumuz dünyada edemem firar diye. Burada normalde insanlar aslında beden içerisinde hapsedilmiş Allah tarafından. Bakın biz bu bedenin dışına çıkamıyoruz. Evet. Ki bedenin içerisinde hapsolmanın vermiş olduğu o cezayı
aslında dışarıda da bedene yapmaya, bedenen zulmetmeye başlıyoruz. Aslında bence tam tersi, hapsolduğun beden içerisinde daha dışarıdaki yasa ve gelenek, göreneklerle, anayasalarla, bilmem nelerle, işte yaşadığımız modern cezaevleri dediğimiz evlerdeki sıkıntılarla bunu yapmamak lazım diye düşünüyorum. Ruh zaten esir, ruhu bedenin içerisinde daha fazla esir etmemek lazım, özgür bırakmak lazım değil mi? Evet, ki size gerçekten güzel bir şekilde özgür bırakmışsınız. Hemen sizinle beraber yine güzel bir şiir alayım. Kaftağında olsa aşkın zirvesi, bulmaya razıyım biliyor musun? Gamzene gizlenen bir toz zerresi olmaya razıyım biliyor musun? Alnındaki terin sofrada aşın, yükselen ateşin ağrıyan başın. Cımbız ile tek tek yolduğun kaşın olmaya razıyım biliyor musun? Farz et ki aynayım, hep yüzüme bak. Beline kemer et, saçına tarak. Törpüyle işkence ettiğin tırnak olmaya razıyım biliyor musun? Evine merdiven, kapına paspas. Her giriş çıkışta üzerime bas. Bir köy çeşmesinde su içtiğin tas olmaya razıyım biliyor musun? Aşkından Mecnun'un çölü övmesi. Abestir aşığın aşka sövmesi. Var ya bileğinde yıldız dövmesi, olmaya razıyım biliyor musun? Ben senin yoluna can adadım can, bir teşekkür eder döner de insan. Her kahve içişte öptüğüm fincan olmaya razıyım biliyor musun? Nazara mı geldik, faka mı bastık? Soyunduk sevdayı duvara astık. Başını huzurla koyduğun yastık. Olmaya razıyım, biliyor musun? Bilmeyen öğrenecek. Yani şimdi o kadar güzel, dediğim gibi aslında sosyal mesaj içerikli bütün şiirleriniz gerçek anlamda. Tabii ki siz bunları nasıl yazdınız, eşinize karşı mı ya da sevdiğiniz bir insana karşı mı yazmış olduğunuz? Hayal gücüm çok geniş benim. Ama hayal gücü dediğiniz aslında, bakın ben de farklı şeyler yazıyorum. Neden? O hayal değil, o olması gerekenler aslında. Evet. Yani insanın olması gerekenlerin ne olması gerektiğiyle ilgili düşüncesini böyle yazabiliyor. Yani görüyoruz, işte şiddet var. Şiddeti düşünen birisi şiddetle ilgili bir şey yazar. Ama aslında evet. Kadın erkek birliğinin gönül birliği olduğunu, bir elmanın yarısı gibi işte ortadaki çekirdeklerin çocuk olduğunu düşünmüş olsalar, diğer tarafı çürütmemek için İşte ben senim derim her zaman. Karşıdaki insana işte sen ne kadar ben olabiliyorsundaki noktada işte bunları söylemek lazım. Çünkü bir bütünlük var olması gereken ve sevgililer arasında, eş arasında, yani bir eşin, yani kadın erkek olsun, iki taraflı arzulayabileceği şeyler, duygular bunlar i̇şte zaten. Gerçekler sevmiyorum. Bunlar. Biraz aslında toplumu yönlendiren sanatçılardır. Evet. Mesela birçok şiirde, bu ünlü şairler de var, işte türkülerde de var bilirsiniz. Çok işte iki kurşun ayırdım, biri sana, biri bana bilmem. Yani bu tür şeyler hep. Mesela ya toprağınsın ya benimsin falan. Ama öyle falan. De değil midir? Onu uygulayanlar yok mu ondan ama etkilenip? Ama ben işte... etkilenmemesi gerekiyor diyorum. İşte. Yazılmaması gerekiyor ve benim o tür hiç yerim yok zaten. O tür şeylere hiç yer vermiyorum. Bence de olmasın. Yani aslında aşk zannediyorlar işte şeyi. Değil mi? Aşkın yani ölüm olduğunu, ölümle bitebileceğini. Evet, halbuki aşk evet. Var etmektir. Yani. Evet. Değil mi? Evet. Var olmasını sağlamaktır. Evet. Ben hemen güzel bir şiirle devam etmek istiyorum. Thank you.
Yalan dünya, sana kalan ne var ki? Günün azap, baharların kış imiş. Vefalı mı, vefasızla bir olan? Başı, sonu, dökülen hep yaş imiş. Yer olmazsın kimselere ellere, perde iner sana bakan gözlere. Ömür boyu, ömür boyu senin için dillere, düşen bir can, boşa giden ser imiş. Gelen gitti varlığınla avundu, canı ile toprak deyip savundu. Be hey zalım, söyle sonu ne oldu? Üç arşın bir metrelik bezimiş. Ar namusu ulu orta soydular. Dağın taşın altın deyip buldular. Maddiyatla birbirini vurdular. Kara toprak, kara toprak deyip ölen çok imiş. Kapılırlar mala mülke paraya. Merhem diye sürülmez ki yaraya. Seni seven, seni seven düşer türlü belaya. Eni sonu, eni sonu bir gördüğün düş imiş, düş imiş. Evet, bir reklam arası diyelim. Islanmış bir banka oturdu kadın. Çıkardı diline astı küfürü. Hükmü kalmamıştı ana avradın, alayına dedi bastı küfür. Ne dizinde derman ne takat vardı, açlık ile her gün mülakat vardı. Zihninde daima bir fakat vardı, alayına dedi bastı küfür. Gözleri küçüldü bir tuhaf oldu, hayat boşamıştı belli ki duldu. Köpek öldürenle kafayı buldu, alayına dedi bastı küfür. Kendisiyle bile sizli bizliydi, göz bebeklerinde isyan gizliydi. Kurduğu her cümle parantezliydi, alayına dedi bastı küfür. Çakısıyla banka ismini yazdı, yaklaşıp okudum adı Iraz'dı. Çaresi tükendi, isyanı azdı, alayına dedi bastı küfürü. Biraz tedirgindi, biraz ürkekti, yine de erkekten daha erkekti. Dizini usulca karnına çekti, alayına dedi bastı küfürü. Nedense o gece her şey arsızdı, simidini çalan martıya kızdı. Taşı yastık yapıp oraya sızdı, alayına dedi bastı küfürü, gece başucuna astı küfürü. Evet. Kadınlar için yazılan bir şey, bir şiir. Evet. İşte bununla ilgili bir anınız var herhalde, şahit olduğunuz bir şey var ki bunu bu kadar derin gözlemlemişsiniz. İstanbul'da çalışırken, evet, Karaköy sahilde evsiz bir kadına rastlamıştım. Onu gözlemleyerek yazdığım bir şeydi. Evet, kadınımız aslında öyle olmamalı. Yani gerçekten dün bir yazı okudum da o kadar güzel anlatımlı bir yazıydı ki gerçekten hayran kaldım. Bazen derler erkekler bir nefsine kadın hakim olamazmış ama kadınlar 40 nefsine hakim olurmuş diye. Evet. Gerçekten de kadınımız güçlü aslında da o güçsüzlüğü tamamen ekonomiye dayanıyor biraz da bence. Biraz da cahil gelenek ve göreneklerinin getirmiş olduğu sıkıntılardan kaynaklı diye düşünüyorum. Evet, İnşallah kadınlarımız şiddet görmez. İnşallah. Gerçekten öldürülmez. Yok yere. Çünkü gereksiz. Hem kendi hayatını karartıp hem bir insanı toprağa göndermek kadar kötü bir şey yok. Özellikle de çocukları olan anneler için. Bu çok acı verici bir şey. Buradan özellikle bunu belirtmek istedim sizin bu yazmış olduğunuz şiirle. Bu kadının ayıbı değil, bu bizim ayıbımız diye düşünüyorum. Evet. Aslında şöyle bir şey var. İnsanlar hep suçlar, birilerini suçlu arar. Aslında o suç işleyen kişiye kendisinin de bir katkısı var mı diye şöyle bir düşünmesi lazım. Bir insan açsa ve sen sadece seyrediyorsan onun açlığını,
bir lokman da olsa paylaşıp da yarısını vermiyorsan, demek ki orada suçlu olanlardan biri de sen veya beniz, değil mi? Evet, böyle maalesef. Bakmak lazım. Evet, güzel, kısa ve öz şiirde ya da dörtlükte ya da böyle sosyal mesaj içerikli sözleriniz de var gibi. Ya sosyal içerikli de var, esprili de var. Mesela kısa bir şey okuyayım. Evet. Gözlerine yerleşip gamzende uyuyorsam, belki maviye aşık, belki bene hastayım. Ellerini avucumun içine koyuyorsam, bil ki eline değil eldivene hastayım. Evet. Vefa özürlü diyor şahsını kime sorsam, Allah taş etsin eğer palavra atıyorsam. Kapında sabahlayı beşikte yatıyorsam, seninle ilgisi yok merdivene hastayım. Evet, gerçekten çok güzeldi. Yani bunun üzerine ne söylenir bilmiyorum ama biraz önce molada da güzel şeyler söylediniz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle burada izleyicilerimizle de bunu paylaşmak istiyorum. Yalnız yaşamaya alışıyorum. Artık azar azar severim seni. Hafta içi 5 gün çalışıyorum. Cumartesi pazar severim seni. Değil mi? Evet, özellikle eşler hep öyledir. Hafta içinde işte ben yorgun geliyorum, benimle ilgilenmiyorsun falan. Ya dışarıda ne yaşadığını bilemez. Evet. Bilemediğim bir şekilde de yani eve gelen bir insana senin daha iyi karşılaman, bütün yorgunluğunu unutturacak şekilde destek olman gerekirken, bir de ondan o tarz şeyler isteyince, evet bu da güzel olmuş. Hafta sonunda yani sana ayırabilirim demişsiniz. Güzel. Hafta içi muaf. Çalışıyoruz yani. Evet, değil mi? Ekmek kazanmak lazım aş olmadan. Evet. İş olmadan aş, aş olmadan aşk olmuyor. Evet. Evet, ben yine sizin bu özellikle ikili ilişkiler üzerine yazmış olduğunuz şiirlerden sonra ben de yine bana gönderilmiş olan bir şiiri okumak istiyorum. İmza diye bir şiir. Yine bizim Profesör Doktor Halil Çivi sağ olsun sürekli gönderiyor okur musunuz diye. Biz de burada elimizden geldiğince affına sığınarak okumaya çalışıyoruz. Hemen bir şiirini yine okumuş olayım ben de. Alnıma yazılan yazım, gözlerinin imzasıdır. Gönlümdeki tatlı sızım, gözlerinin imzasıdır. Yüreğimde yağ eriten, gözümde mendil çürüten, beni nikaha yürüten gözlerinin imzasıdır. Yollarına düşmüş isem, gönlüne ulaşmış isem, kendime eş seçmiş isem, gözlerinin imzasıdır. İçimdeki közü gören, sevgiden bir dünya ören, baba yapan, evlat veren, gözlerinin imzasıdır. Gönlümdeki sönmez ışık, çorbamı içtiğim kaşık, evimi süsleyen beşik, gözlerinin imzasıdır. İçimdeki derdi bilen, acımı azaltıp silen, benimle ağlayıp gülen, gözlerinin imzasıdır. Yüreğime demir atan, yaşamıma lezzet katan, ömür boyu bana yeten, gözlerinin imzasıdır. Sensin başımdaki tacım, sensin yürekteki gücüm, Halil Çivi der ilacım, gözlerinin imzasıdır. Evet, biraz sanki aynı şekilde yakın birbirine sanki, evet, böyle bir mesaj var. Demek ki ortak dilde buluşmak da böyle bir şey. Güzel bence. Evet, yine güzel bir kısa dörtlüğünüz daha vardı. Aşkımız çim malı bebek gibiydi. Ya ayağı koptu ya kolu çıktı. Hani ömür boyu garantiliydi.
sadakati bile defolacaktı. Evet, gerçekten çok güzelmiş bu. Hani ömür boyu birlik beraberlik diyorlar ama evet, gerçekten sadakat aynen öyle. Yani ne kadar güzel. Nikahta ömür boyu deniyor ama 3 gün sürmüyor maalesef. Aynı gün yani 5 yıl ben onu anlayamıyorum. 5-6 yıl veya taş çatlasın 2 yıl işte arkadaşlık yapıp ondan sonra bunu evliliğe döktükten sonra o aşkın bittiğini görüyorum. Neden aslında oluyor sizce? Aslında ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar ömür boyu dost kalmalı. Dostluk başka bir şey. Yani evlenmeden önce dostsun. Evet. Evlendikten sonra eş oluyorsun ve sıkıntı orada başlıyor. Yani o dostluğun sürmesi gerekiyor. Hoşgörü yok mesela. Günümüzde evet, her iki tarafta da hoşgörü yok. Hoşgörünün olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Aslında ben şey derim hep sürekli özellikle çiftlere anlatırım sorunlu olan insanlara. Bir eş, erkek olsun, kadın olsun. Yani arkadaş olmalı, dost olmalı, yeri geldiğimi baba ya da anne olabilmeli. Yeri geldiği zaman da çocuk olabilmeli, eş olabilmeli, bacı ya da kardeş olabilmeli. Yani her şeyi paylaşabilmeli diye düşünüyorum. Ancak bütünlük öyle oluyor. Ama bizde maalesef ki evlilik belli bir şeyden sonra sadece iki bedenin birleşmesinde doğan çocuklarla giden bir sürecin artık sorumluluk haline dönüşmesi. Resmiyet girdi mi bozuyor işi bence işte. Yani bir insanların beyninde bitiyor olay. Evet. Beklenti yani resmiyet oluyor aslında. Resmiyet girince bir şey yani nasıl olsa benimdir. Evet. Artık hesabına gidiyorlar. Sahiplenme var. Ondan sonra da bir şey olmuyor. Eyvallah olmuyor. Evet. Hoşgörüsüzlük başlıyor. İşte daha önce mesela evlenmeden önce kabul ettiğin şeyleri evlendikten sonra kabul etmemeye başlıyorsun. Emirler vermeye başlıyorsun evet, falan. Bu her iki taraf için de geçerli. Ya tabii ki sonuçta dedik ya bir elmanın yarısı diğer tarafın çürük olması yani şey evet, değil. Ama önemli olan bir bütünlük sağlayabilmek yani eksiklerini tamamlayabilmek. Bir arkadaş bana geçenlerde bir şey oldu. Ya burada senin olman lazım aslında ben hani burası için yeterli değilim demişti. Ben de demiştim ki ya hani sen eksik olabilirsin ama o senin eksikliğin değil o benim eksikliğim. Senin orada olman gerekiyor. O eksikliği de benim tamamlamam gerekiyorsa ben tamamlamam gerekiyor. Çünkü ben tamamlamıyorsam o senin eksikliğin olmaz benim eksikliğim olur. İşte önemli olan da bunu görebilmek. Yani illa sen yalnızsın ya da eksiksin oradan çekil ben oraya daha uygunum demek değil. Yani benlik değil. İşte birlik ve beraberlik ne güzel demiş Hacı Bektaş Veli. İri diri birlik olmak lazım. Bütün evet, mesele bu aslında. Hemen güzel bir şiir daha alayım. Ama şairler yalnız ölürmüş yani. Ya öyle düşünmeyin ya. En azından şey dostlarınız, sevdikleriniz vardır yani. Halk arasında bir şey vardır. Böyle bir terim vardır biliyorsunuz. Şairler yalnız ölür. Evet. Ama şey öyle değil zaten, bence. Kadın şaire aşık olur, müteahhitle evlenirmiş. İlginç. O da güzel. Böyle de bir şey var. Evet, hemen güzel bir şiir alalım o zaman. Biraz da ciddi bir şiir okuyayım. Tamam. Sinir uçlarıma gam battı yine. Az sonra her şeyi reddedeceğim. Düşme şansım olsa ana rahmine, dünyaya gelmeyi reddedeceğim. Geleceğim kayıp, geçmişim kayıp. Kalbi dolandırdım ayıp sahip. Allah'ın verdiği canı yok sayıp, dünyaya gelmeyi reddedeceğim. Evreni verseniz kalmadı tadım. Bir zalim gönlünde rehin muradım. Ezanım okunup konmadan adım, dünyaya gelmeyi reddedeceğim. Düşmekte ustayım, kalkmakta toyum. Nefsim uzadıkça kısaldı boyum. Varsın ilelebet sürmesin soyum, dünyaya gelmeyi reddedeceğim. Cennet ve cehennem neyse münasip, umut yeşertip de demem ya nasip. İçeride göbek bağımı kesip, dünyaya gelmeyi reddedeceğim. Günah işlemeden, gönül kırmadan, giderim kimseyi utandırmadan. Anamı uykudan uyandırmadan, dünyaya gelmeyi reddedeceğim. Ne ikna edenim var ne hevesim var. Bundan sonra bana ne ölürsem kar.
Ya açlık grevi ya da intihar dünyaya gelmeyi reddedecek. Aklı evelleri, mantık düzleri, çocuk gelinleri, tecavüzleri, görmemek adına sahte yüzleri dünyaya gelmeyi reddedecek. Evet, keşke dünyayı öyle bir reddetme gibi bir tercihimiz olmuş olsa. İşte o şansım, o şansımız olsaydı keşke. Yani o şansımız maalesef evet. Yok yani ki gerçekten çok güzel değinmişsiniz. Yani anlatmışsınız, gerçekten teşekkür ediyorum. Yani ne söyleyeceğim bilmiyorum ama yani kendimi buldum içinde. Harika konulara değinmişsiniz. Ben hemen yine her hafta yaptığım gibi 16. yüzyıldan günümüze gelen halk ozanlarını, şairleri tanıtmaya devam ediyorum. Çünkü onlar bizim tarihimiz. Bu hafta da 7 ulu ozanlardan yine Pir Sultan Abdal şansımıza düştü. Bugün de onu analım, yad edelim isterseniz. Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda Bektaşi tarikatına bağlı tekke edebiyatı şairidir. Kanuni döneminde yaşayan ozanın yaşamı üzerine bilgiler genellikle kendi şiirlerinden, halk söylentilerinden, kuşaktan kuşağa anlatılan, gelen menkıbelerden ve yakınlarının ya da başka ozanların onu anlatan şiirlerinden çıkartabiliriz. Sivas'ın Banaz köyünde asıl adının Haydar olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti'ne isyan suçundan yargılanmış, şiirlerde de adı geçen Hızır Paşa tarafından asılmıştır. Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın bu önemli ozanı, şiirlerinin tümü heceyle söylenmiş, divan edebiyatının etkisinde kalmadan sözlü edebiyatın birikimlerinden yararlanarak kendine özgü duru bir dil oluşturmuştur diyorum. Hemen ondan bir şiir okumak istiyorum. Daha çok beste olmuş eserleri ama biz şiirin formatında okumaya başlayalım. Dünya benim diye göğsünü germe. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Kurtulamazsın Azrail'in elinden. Bir gün olur, çıkartırlar evinden. Allah'ın ismini koyma dilinden. Dünya kadar, dünya kadar pulun olsa ne fayda? Sen de dersin, söz içinde sözüm var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Senin şurada üç beş arşın bezin var. Dünya, bütün dünya malın olsa ne fayda? Yalan söyler kov kıymetten geçmezsin. Helalini, haramını seçmezsin. Kesilir nasibin, su da içmezsin. Akan çaylar senin olsa ne fayda? Pir Sultan Abdal'ım çökse otursa, külli günahlarım alsa götürse, dünya benim diye çekse getirse, dünya sana baki kalsa ne fayda, ne fayda. Evet, böyle aslında günümüzü anlatıyor. Evet. Yani gönül gözü açık olan insanlar böyle oluyor genelde. Gününü yorumlarken aslında geleceği de yorumlamış oluyor. Maalesef ki aslında sizce de öyle değil midir? Yaşanan şeyler aslında, evet, teknoloji gelişmiş, işte insanlar çok geliştiğini, uzay çağında yaşadığını, teknoloji çağında yaşadığını yani söylüyorlar ama halen yaşam aynı yaşam. Yani sonuçta nedir? Giyinmek, barınmak ve çalışmak. Üç şey de birleşmiyor mu? Evet, aynen. Ve yine zamanın zalimleri vardı, iyileri vardı. Yine günümüzde zalimleri var, iyileri var, değil mi? Dünya işte gönül gözü
dediniz, şey evet. aklıma geldi. Ben bir Aşık Veysel hayranıyım. Eyvallah. Ki en çok sevdiğim türküsüdür şey. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Hakikaten bunu çok düşünmüşümdür. Eğlenecek yer olmuş. Çok düşünürüm. Mesela dünyanın en güzel kadını ya da en yakışıklı erkeği, onu seven birisi yoksa kaç para eder yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Onu, yani onu güzel yapan aslında şeydir, onu sevenlerdir. Şu bendeki aşk olmasa diyor evet. değil mi? İnsan zaten ben her zaman onu söylüyorum. Yani karşıdaki değeri insan kendisi verir. Çünkü senin için değerlidir ki değerlidir. Senin için değerli değilse zaten değeri yoktur. Evet. Mesele bu zaten. Önemli olan da karşıdakine değeri verenin kim olduğuna bakmak lazım değil mi? Evet, sevgili izleyenlerim, her hafta söylediğimiz gibi yenilemek istiyorum. Lütfen videolarınızı bize ulaştırmaya devam edin WhatsApp numaramızdan. Ve biz sizden gelenler bölümünde yayınlamaya devam edelim. Hemen güzel son sözlerinizi ve temennilerinizi alabilir miyim? Şiiri seviyoruz. Şiirle kalın. Çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni ağırladığınız için. Estağfurullah. Yani bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Ben şiiri hemen size şiirinizle bitirmek istiyorum. Çünkü yeni şiirleri duymak daha güzel. Benim de var ama olsun. Ben hemen vedamı gerçekleştireyim. Arkasından sizin şiirinizle bitirmiş olalım. Evet sevgili izleyenlerim, haftaya görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle ve sağlıkla kalın diyorum. Şiirimizle devam ediyoruz. Dün gece düşümde elini tuttum. Aklıma gelmedi destur nebahat. İçimi çekerken öpücük yuttum. Ya helal et ya da kustur nebahat. Huzursuzluğunda ben isem hata, elden çıkar gitsin bakma fiyata. Dünyayı cehennem edip hayata, ne küs ne de beni küstür nebahat. Bak dişi kuş sensin, yuvayı sen kur. Leylekler imrensin desinler budur. Bir fiske vurursam sen de bana vur. Kavga ilişkide süstür nebahat. Ne yapıp ne edip gözüne girsem, hiç kıpırdamadan orada can versem, ağzımı açarsam of bile dersem, makas al dilimi kes dur nebahat. Eziyetim bile huzurmuş meğer, canıma yetse de çekmeye değer. Bir başka kadını görürsem eğer, düşlerimde terör estir nebahat. Şansla husumetim beni bağlıyor, kısmet nerede görse taban yağlıyor. Pişmanlıkla dolu mazim ağlıyor, aşk masalı anlat, sustur nebahat. Merhabalar, buluştuk şiirimle yine karşınızdayım. Buluşamıyoruz dostlara varan yolda, gönüllerimiz sorulmaz oldu ne halde. Şairi, yazarı, tüm dostlar giderler salda, şiir ortamında dilde buluştuk, dilde buluştuk. Dost kalmadı, edilmez oldu hasbihal, nedense tutmaz oldu, kırılır her dal. Seven gönüllerde haklar edilir halal, yiğit ortamında düzde buluştuk, yiğit ortamında düzde buluştuk. Yerimiz belli, dualarımız olur kırklara, hasret kaldık sılada giden canlara, yanıyoruz perişan olan dertli hallara, gurbet ortamında elde buluştuk, gurbet ortamında elde buluştuk. Niye bilmezler bu gelinen son durak, elbet sorar fani eyler bu kara toprak, cümlemizde bu dünyada olduk çırak. Yürek ortamında özde buluştuk, yürek ortamında özde buluştuk. Yer bitirir sağlıklı ağacı, ağaç kurdu. Gönüller isyanda, saatler de durdu. Sevene cennet olur, sevginin yurdu. Gönüller ortamında gülde buluştuk,
gönüller ortamında gülde buluştuk. Sazımızın telindeydi tatlı hikmetimiz, Alekber'le ne hoştu muhabbetimiz, Mahsuni Gülabi'yle tatlı sohbetimiz, Umman ortamında gölde buluştuk, Umman ortamında gölde buluştuk. Ozan Nurşani ile bir de Üstad Daimi, bilerek yok ettiler Bahtiyar Ahmet'imi, Sivas'ta yaktılar gencecik hasretimi, Ozanlar ortamında sözde buluştuk, Ozanlar ortamında sözde buluştuk. Sanalda silmeye çalıştılar yarınlarımızı, şükür bilir olduk kul seven canımızı, yüreğimize koyduk Veysel Ozan'ımızı, şiirin ortamında gözde buluştuk, şiirler ortamında gözde buluştuk, gözde buluştuk. Bütün geçmiş ozanlarımıza Allah'tan hayır dualarımı gönderiyorum. Yaşayanlara sağlıklı nice yıllar diliyorum. Sevgi, saygıyla, gönül muhabbetiyle kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. İkinci şiirim, şu insan deryasına daldım erenler, kullar birbirini yererken gördüm. Hak deyip hak lokmasını yiyenler, harama bal deyip yiyenler gördüm. Selam verip hatır ettim erenler, ele bele dile sahip ol diyenler. Kurtlar sofrasında kuzular yerler, haram lokma yutanlar gördüm. Kul kula kul olmuş, bak gör erenler, her yetim hakkı hem yetim hakkı yer, hem döverler. Kadeh kadeh adem kanı içerler, insan kılığından mahluklar gördüm. Adalet yok dünya bozuk erenler, dünyaya doğarken yetim bebekler, gözleri yaşlıdır nemli kiprikler, onların hakkını yiyenler gördüm. Kemalim haller böyle erenler, yıkılmış hayaller sönmüş ocaklar, mazlumlara zulüm eder zalimler, pazarda kendini satanlar gördüm.